kıymetli kardeşlerim, her ne kadar boğazım düğümleniyor olsa da Allah için birkaç kelam edeceğim. Gazze'de yaşanan vahşet dahil, içeride dışarıda yaşadığımız tüm kötülüklerin başı, en büyük sorunumuzu teşhis ile tedavisini dilim döndüğünce ifade etmeye çalışacağım. Tek kelimeyle en büyük sorunumuz imansızlık veya iman zaafı sorunudur. Tek çaremiz ise imanlara hizmettir. İmanlara kuvvet vermektir. İmanı çok kuvvetli nesiller yetiştirmektir. Yetiştirecek şekilde gerekli adımları bir an evvel atmaktır. Gerek Müslümanların Irak, Suriye, Myanmar, Doğu Türkistan, Filistin, Gazze vesaire. Hemen her yerde gördüğü zulümler. Gerekse içimizdeki türlü türlü fitneler. Gerek Mescid-i Aksa'nın durumu, evlatlarımızın, gençlerimizin durumu. Gerekse ümmet olarak paramparça ve birbirimize düşmüşlüğümüz. Propagandası hızlandırılmış olan eşcinsellik, zina, alkol, uyuşturucu gibi bilumum yaşam tarzı patolojileri olsun. Sorun olarak aklınıza her ne geliyorsa, hepsinin altındaki en büyük sorun iman zaafıdır. İmanların derecesinin düşüklüğüdür veya yokluğudur. Bakınız Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkat göstermekte tek vücut gibidir. O vücudun bir organı rahatsız olursa diğer organlar da acı çekip uykusuz kalır buyurmuştur. Bardak bir kez daha taştı. Ne kadar bardak varsa dolup dolup taşıyor. Taşmadık bardağa, kemiğe dayanmadık bıçak kalmadı. Gazze'de hastaneye atılan bir bomba ve çoğu kadın, çocuk, bin civarı şehit hepimizi çok sarstı, çok üzdü ve öfkelendirdi. Ne uyku kaldı ne huzur. Peki ne bekliyorduk ki? Siyonizm gibi zulüm ve ırkçılık üzere kurulu bir ideoloji. Ellerinde son model silahlar ve teknoloji. Buna karşın bölük pörçük İslam devletleri. Çoğunun başında satın alınmış ya da sindirilmiş idareciler. Ümmetin sessizliği, tepkisizliği ya da cılız tepkiler. Neme lazımcılıklar. Zihinlere aşılanmış türlü türlü şeytanlıklar. Yok Filistin toprak satmış, yok Araplar sırtımızdan vurmuş. Türlü türlü fitne, fesat, meseleyi bağlamından koparan, ümmeti böl parçala yut senaryoları. Ve bu zokaları yutan binlerce cahil ve ahmak maalesef. Ne olacaktı, ne bekliyorduk? İnsanlıktan nasibini almamışlardan insanlık mı? Vicdanı kokuşmuş insan suretindeki canavar mahlukattan merhamet mi? Adalet mi? Kimden ne bekliyoruz ki? Herkes kendine yakışanı yapıyor. Tinetini ortaya koyuyor. Zalimler ve zalimlerin destekçisi dahili ve harici zalimler. Batıl inançlarının ve ahlaki kokuşmuşluklarının batıl hurafe, zalim ırkçı ideolojilerinin gereğini yapıyor ve yapmaya devam edecek. Peki biz imanımızın gereğini yapıyor muyuz? İşte mesele burada. Dünyaya adaletin tek kaynağı iman ve İslam hükmetmediği sürece ve biz iman ehli imanımızın gereğini sahaya yansıtmadığımız, pratiğe dökmediğimiz sürece daha çok zulümler olur, daha çok ağlarız. Evet, ahireti inkar eden, tek hayatı dünya hayatı olduğunu zanneden inkarcı güruhtan ne bekliyoruz? Hem dünyayı ele geçirmeye çalışacak, hem de kimseyle, hele ki Müslümanlarla da asla paylaşmak istemeyecek tabii. Mayası bozuk, sütü bozuktan, zihnen, fikren zehirlenmişlerden, güçlü olan güçsüzü ezebilir, bu normaldir, doğada da zaten bu böyledir, bunlar zaten insansız hayvan diyen bir bozuk zihniyetten ne bekliyoruz? Ne beklenir? Lakin bütün bunlara ve çok kötü mevcut şu tabloya rağmen, elimizden hiçbir şey gelmez değil. Elimizden gelenler var, gelmeyenler var. Allah bize elimizden gelenlerden hesap soracak, gelmeyenlerden değil. Biz devlet değiliz. Devletlerin görevleri var. Birey olarak bizlere düşen görevler de var. Peki neden ümmet olarak aslında aciz değilken aciz görünüyoruz? Çaresiz değilken çaresiziz. Kalabalık iken az hükmündeyiz. Çünkü temeller sağlam değil. Yani imanlar zayıf, kalpler ölü, basiretler kapalı. Zikrettiğim hadis-i şerif gibi birçok peygamber öğüdünü ve Yüce Allah'ın nasihatlerini de hakkıyla dinlemiyoruz, yaşayamıyoruz. Bunun en önemli nedeni iman zaafıdır. İnsanlar ve toplumlar iki türlü öğrenir. Ya söz dinleyerek ya acı çekerek. Ama illaki öğrenir. Hayat bir şekilde öğretir. Ne gerek var? Niye acı çekerek öğrenelim? Akıllı olup söz dinleyelim artık. Daha fazla acı çekmeyelim artık. Peki kimin sözünü dinleyelim? Evet bizler Allah'ın ve Resulünün sözünü dinlediğimiz ölçüde hem ümmet hem birey olarak acı çekmeyiz. Acılar minimuma iner.
dünyada da mutlu ve emniyette oluruz. Dünyaya 1000 yıl adaletle hükmeden mübarek kahraman ecdadımız gibi. Allah'ı ve Resulünü dinlemediğimiz ölçüde ise acı çekeriz. Şu anda çektiğimiz gibi. Zaten bunun aksi de düşünülemez. Bir din eğer hak ise onun terki kötü sonuçlar doğuracaktır. Doğurmalıdır. Bu 2 kere 2 4. Yoksa haşa, Allah ve Resulü boşa konuşuyor veya etkisiz gibi bir durum olur 1000 defa haşa. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hem Allah ve Resulü bir şey diyecek, hem de sen birey ve toplum olarak onu dinlemediğin halde hiçbir şey olmayacak, öyle mi? O zaman bu din nasıl hak diyebiliriz ki? Uysan faydası yok, uymasan kaybın yok. Mümkün değildir. İslam'a uymadığımız ölçüde başımıza gelenler mevcut hal gibi ve uyduğumuz zaman, uyduğumuz ölçüde mazhar olduğumuz başarılar ve dünya saadetleri, sahabe gibi, Osmanlı gibi. İslam'ın hak dini olduğunun bir başka delilidir. İşte her zulmün ve sıkıntının altında yatan asıl problemimiz, en önemli problemimiz iman zaafıdır. İmansızlıklardır. Aciz değilken aciziz çünkü imanlar zayıf. Ne cihada, ne ittihada, ne de Allah'a itaate bir kuvvet, gayret, şevk bulamıyoruz. Çaresiz değilken çaresiz gibiyiz. Yine iman zaafından. Halbuki iman varsa imkan da vardır. Bunu diyemiyoruz. Hak uğrunda mücadele için optimum şartları arıyoruz. Optimum şartlar hiçbir zaman olmaz ki. Belki bir gün olacak olsa bile faraza, bu zayıf imanla yine türlü bahaneler bulacağız. Yine kılımız kıpırdamayacak. Rahatın getirdiği rehavet, dünya sevgisi, ölüm korkusu ve yine hepsinin altında yatan iman zaafından dolayı. Halbuki her imkan Allah'ın hazinesindedir. Her sebebin dizgini Allah'ın elindedir. Bedir'de azdık ne oldu? Mu'te'de çok çok azdık ne oldu? Malazgirt'te de azdık. Çanakkale'de de çok çok azdık, imkansızlıklar içindeydik. 15 Temmuz'da sivildik, silahsızdık. Ne oldu? Optimum şartlar var mıydı? Yoktu. Tam tersine ciddi imkansızlıklar vardı. Demek iman varsa imkan da vardır. Kalabalık iken az hükmündeyiz. Çünkü parça 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 bölük 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 bölünmüş, parçalanmış durumdayız. Birlik olamadık, olamıyoruz. Sürekli aramıza fitne tohumları ekiliyor. Kürt, Türk, Arap, Şii, Sünni, Vahhabi, şucu, bucu, öteki bitmiyor. Bir başımız da yok. Mikrofonu eline alan, ekrana çıkan her fitne uşağı ümmetten bir parça koparıyor. Bizi birbirimize düşürüyor. Vatikan gibi bizim bir liderimiz de yok. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe hizmet etmek yerine bölünmeye zemin hazırlıyorlar. Her kim veya kimler ümmetin birliğine, dirliğine hizmet ediyorsa, onlar da aşağılanıyor, itibarsızlaştırılıyor, iftiralarla susturuluyor. İşte biz Allah'ı unuttuk. En büyük belamız budur. Evet, dine gelen musibet en büyük musibettir. Dünyaya gelenler bunun yanında hikaye kalır. Her yol ile, her platformda, her imkan ile kasıtlı ve organize şekilde imanlar zayıflatılıyor, sürekli örseleniyor, yıpratılıyor. Bazen de söndürülüyor. Çünkü bu adamlar işlerini biliyorlar. Neye saldıracaklarını çok iyi biliyorlar. Biz ise neyi koruyacağımızı bilmiyoruz. En büyük hazinemizin farkında değiliz. O en büyük hazine imandır. Öncelikle neye kuvvet vereceğimizin hala farkında bile değiliz. Tali işlerle, detay işlerle enerji tüketiyoruz. Evet, bir binanın temelini sarstığın zaman her şeyi sarsarsın. Bina ayakta duramaz. Müslümanın tüm erdem, fazilet, ahlak, amel, cihat, birlik, beraberlik, yardımlaşma ne varsa tüm güzelliklerinin ve dünya ahiret başarısının, saadetinin temeli imandır. İman da ilimle, eğitim, öğretimle mümkündür. Cehalet zemininde iman olmaz veya kalmaz. İman eğitim, öğretim ile gelişir, kuvvetlenir, korunur. Yani biz de en evvel, en yoğun şekilde imana hizmet etmeliyiz. Bu nedenle en büyük meselemiz milli eğitim temelindedir. İlaveten ellerdeki telefonlar ve evlerdeki televizyonlarla destursuz gelen medya ve sosyal medya kanallarıdır. Bunlar da insanları gayri resmi şekilde ya lehte ya da aleyhte eğitmekte, toplumları şekillendirmektedir. Ya birer zehir kaynağıdır ya da panzehir. Burada panzehiri genel manasıyla kullanıyorum. İmana, İslam'a kuvvet veren, hizmet eden her kanal ve kaynak bu anlamda panzehir hükmündedir. Bunların çok iyi anlaşılması ve tez vakitte çok somut adımlar atılması elzemdir. Evet, kuvvetli iman her derde dermandır. Zayıf veya sönmüş iman her derdin kaynağıdır. İman ettim demekle iş bitmiyor kardeşlerim. Biz imansız mıyız demeyin. Hepimiz imanlıyız elhamdülillah. Lakin imanın zerreden yıldızlara kadar mertebeleri var.
İmanımızın derecesi, icraatımız, yaşantımız, dava ehli olup olmamamız, İslam uğrunda ne kadar fedakarlık yapabildiğimizle doğru orantılıdır. O yüzden imanın esaslarına saldırıyor, delillerini organize şekilde itibarsızlaştırıyorlar. Ilımlı İslam adı altında etkisiz, pasif, paramparça bir ümmet oluşturmaya çalışıyorlar. Öyleyse bu oyunları görüp aksi istikamette hareket ederek oyunlarını bozmalı, en ziyade imanlara ve ittihada hizmet etmenin yollarını aramalıyız. Eğer bizler de Hazreti Ömer gibi imana sahip olsaydık, Kudüs bugün gavurun elinde olur muydu? Hazreti Ali Efendimiz gibi iman mertebesine kavuşsaydık, Gazze'li bebekler ölür müydü? Selahaddin Eyyubi gibi imanımız kavi olsaydı, Kudüs fetholmadan yüzümüz güler miydi? Sultan Alparslan gibi bir imanımız olaydı, düşman azmış, çokmuş fark eder miydi? Yok, yok kardeşler. Maalesef mesele biziz, sorun bizde. Lakin çare de biziz, çare de bizde. O da en başta temeli tamir etmektir. Yıkılmış temelleri yeniden inşa etmektir. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla imana hizmet etmek, imanları kuvvetlendirmek, imanı çok kuvvetli bir nesil yetiştirmektir. Görelim bakalım ondan sonra bu ülkede eşcinsellik mi kalıyor, dünyada zulüm mü? Gazze'de, Suriye'de, Yemen'de bebek, çocuk, sivil mi öldürülüyor? Mescid-i Aksa böyle mahzun, boynu bükük mü kalıyor? Ümmet böyle paramparça, çaresiz mi kalıyor? Görelim bakalım. Hiçbiri kalmaz. Allah'ın izniyle. Ya böyle kan ağlamaya, zilletle yaşamaya devam edip zillet içinde öleceğiz. Ya da imana çalışacağız. İmana hizmeti dava edinip çok çalışacağız. Bunu en büyük derdimiz, en önemli konumuz kabul edeceğiz. Yeni Selahaddinler, yeni Gazaliler yetiştireceğiz. Ümmetçe düzlüğe çıkacağız, dünyayı da adalete, huzura kavuşturacağız Allah'ın izniyle. Başka çaremiz de çözüm yolumuz da yoktur. الحمد لله كانت الحرب كثير صعبة علينا وكانت حرب قوية يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان يعني احنا اصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة المفروض احنا نعرف كيف حياة الألعاب حياة الفرحة حياة يعني في كل وقت قتل وحرب عشانهم كتير قتلوا منا وكتير خلوا ناس يتصاوبوا منا ونصهم أطفال ونصهم نساء بفكروا انه خلص احنا حنترك أرضنا وحنكره أرضنا وحنعطيهم إياها وخلص حنستسلم لكن احنا على الفاضي كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا يعني هم عشانهم قتلوا أطفال كتير من عنا نستسلم لا مستحيل حنزداد قوة إن شاء الله وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله وحننتصر عليهم وهذا الكلام طبعا مش بعيد ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا يقبلهم
زلمة، أنت زلمة. كلنا شهداء، كلنا مشاريع شهداء، كلنا مشاريع شهداء. قل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجبني في مصيبتي واخلفني من خير منها. سامحوا ابن عمه، سامحوا. ماتوا يا عمي، شدوا حيلكم. أرض جهاد هذه وأرض رباط، كنا في سبيل الله. ما ليش عايشين؟ بكرة بيخطف من إيده وتحسوا شكل في الدرس الأعلى. الشهيد بتشفى على 70 واحد من أهل بيته. ده 70 واحد بتشفى. كرهان؟ مش خسارة في ربنا، الله خلقنا والله بياخذنا، الله يفعل ما يريد واحنا الحمد لله صابرين. صابرين ونرضى قضاء الله وقدره. Batışeri'ye gibi değil orası. Orada direniş grupları var, ellerinde silahlar var ve herkesin motivasyonu şu. Yani ben Gazze'de kaldığım dönemden biliyorum. Hiç kimsenin ölmekten korkusu yok. Ya ölmekle ilgili bir meselesi yok. Ben İsrail başım burada siren çalıyor. Biliyoruz ki başımıza roket düşmeyecek. Biliyoruz ki demir kubbe onları imha edecek. Ayakta adam göremezsin burada. Herkes duvar diplerine yatıyor. Gazze'de siren yok. Doğrudan yoğun bombardıman altında. Karadan, havadan ve denizden bomba yağıyor. Abartmıyorum yani, yaptığım yayınlardan biliyorum. Böyle arkamızda küt 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 vuruyordu. Hala da görüyorsunuzdur. Ben yere yatan kimseyi görmedim Gazze'de. Gerçekten görmedim. Hiç yere yatan Filistinli bir çocuk ve kadın görmedim bombardımanda Gazze'de ben. Ben sadece şunu duydum. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Vefat etmek üzereyse de eşer en la ilahe illallah eşer en muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlar olarak ya dava ehli olalım, ya da bizi davasız bırakanların davasına hizmet ettiğimizi bilelim. Bunun ortası yoktur. Evet, özetle, hem devlet hem millet olarak öncelikle atabileceğimiz en önemli adımlar. 1. Milletçe, ümmetçe ve milli eğitim olarak imanları tesis edip koruyacak ve kuvvetlendirecek şekilde adımlar atılmalı. Yoğun şekilde imana hizmet edilmeli. Edenler desteklenmelidir. İmanı çok kuvvetli nesiller yetiştirmek ana hedef olarak belirlenmelidir. 2. Medya ve sosyal medyada özellikle imanın esaslarına ilişen tüm manevi zehir kaynaklarının önü kesilmeli, kökü kurutulmalıdır. 3. Tüm manevi panzehir kaynaklarının önü açılmalıdır, yayılmalı, desteklenmelidir. 4. Herkes kendi kapısının önünü tez vakitte süpürmeli. Yapabileceklerini eksiksiz yapmalı. Yani kendi vazifesine odaklanmalı. Allah'ın vazifesine karışmamalıdır. Evet, bizim vazifemiz cihattır, mücadeledir. Zafer kazanmak değil. Zafer kazandırmak veya mağlup ettirmek Allah'ın işidir, takdiridir. Celaleddin Harzemşah gibi hükümdarlar bu sırrı anlayıp riayet ettikleri için Cengiz Han gibi güçlü ordulara karşı çoğu zaman galip gelmişlerdir. 5. Ümitsizliğe asla kapılmamalı. Yılgınlık, moralsizlik, gam, keder ile atıl, tembel hale gelmemeliyiz. Dua ordusunun önemini, duamız kadar Allah katında ehemmiyetimiz olduğunu unutmamalıyız. Ecdadımız Çanakkale'de bir elinde tüfek, bir elinde tesbih ile salavat ve dua okuya okuya cenk etti. İstanbul'un fethinde bir bölük asker geride bırakılıp devamlı Fetih Suresi okumakla görevlendirildi. Duanın gücüne, tesirine tam iman ederek, aczimizi Allah'a arz ederek yalvarmalıyız. Allah'a yalvaran başkalarına yalvarmak zorunda kalmaz. 6. Her işimizde sadece Allah'ın rızasını maksat yapmalıyız. Emirlerine uyup yasaklarından kaçma gayreti içinde olmalıyız. Hata veya günah oldukça hemen tevbe istiğfar edip hatadan dönmeliyiz. Hatada ısrar etmemeliyiz. 7. İyiliği emredip kötülükleri engellemeliyiz. Dilimizle ve kalbimizle, gücümüz neye yetiyorsa. Lakin el ile kötülükleri engellemek genel anlamda devletin işidir, yoksa kaos ve anarşi olur. 8. Hep ümmetin birliğine, beraberliğine, dayanışma ve yardımlaşmasına yönelik çaba içerisinde olmalı, aramızdaki ayrılık, gayrılıkları tez vakitte kaldırmalıyız. Peygamber Efendimizin liderliğinde ve sancağı altında yeni bir sahabe topluluğu gibi olmaya gayret etmeliyiz. Allah'ı bir, peygamberi bir, kitabı bir, kıblesi bir olan bir ümmet olduğumuz halde bir türlü birleşemeyen gafillerden, şaşkınlardan olmamalıyız. 9. Mazlumlara yardım etmeli, israftan kaçınmalı, ülkemizin askeri, ekonomik, enerjik kaynakları ve her alanda kalkınması için seferber olmalıyız. Ta ki bu ülke dünyanın en güçlü ülkesi olana kadar, yeni bir Osmanlı olana kadar durmamalıyız. Bu dünyaya adaleti getirecek olan yine bizleriz, unutmamalıyız. 10. Ecdadımızın bu konularda denenmiş ve başarıya ulaşmış metotlarını örnek almalı, izlerinden gitmeliyiz. Onların en önemli, en sağlam, en emin metotları Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesini yaşama
ve yaşatma gayretleridir. Yani onu tam manasıyla lider ve rehber kabul etmeleridir. Biz de etmeli, onun gölgesinden ayrılmamalı, sözünden çıkmamalıyız. 11. Mü'mine iki zaferden biri vardır. Ya dünyada zafer ya da şehadet. Allah'ın izniyle er ya da geç zafer hak ehlinin olacaktır. Kudüs İslam'ın olacak, zulüm abad olmayacak, şer odakları bir bir yok olacaktır. Allah'ın vaadi gerçekleşecek, kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bunları unutmamalıyız. Yüce Allah nurunu tamamlama sürecinde bizleri de vesile olanlardan eylesin. Bebek katillerini, İslam düşmanlarını, onlara çanak tutan hainleri, münafıkları tez vakitte kahru perişan eylesin. Filistinli, Gazze'li kardeşlerimiz ve tüm mazlum mağdur kardeşlerimizi tez vakitte tüm sıkıntılarından kurtarsın, korusun, muzaffer eylesin. Ordumuzu, yurdumuzu daim muhafaza muzaffer eylesin. Devlet büyüklerimize de hayırlı, isabetli kararlar almak, basiretli, etkili adımlar atmak nasip eylesin. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz.